İyi bir filmden hepinize merhaba. Gerçek yaşamda geçmişe dönmek veya zaman ötesine gidebilmek imkansızdır. Sinemasal gerçekte ise her şey ama her şey mümkün olabilir. Tarihi filmler, biyografiler, bilim kurgular, fantastik filmler bizleri zaman ötesine, geçmişe, hayalini kurduğumuz her yere, her konuya götürebilir. Ancak öyle filmler var ki zaman ötesinde yolculuk teması zihnimizde yer etmiştir. Back to the Future serisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala bir şekilde gündemde kalmaya devam ediyor. Marty McFly ve Dr. Brown'un DeLorean adlı zaman makinesinde birlikte yola çıktıkları gelecek 21 Ekim 2015'i gösteriyordu. Uçan otomobiller, saniyeler içinde kocaman bir pizzaya dönüşen füzyon yemeği, çöpten yakıt gibi ilginç detaylar hala aklımızda kalanlar. Filmin kurguladığı teknolojiyi günümüzde bazı açılardan yakalamamıza rağmen bir hayli yol kat etmemiz gerektiği de bir gerçek. 2015 çoktan gerilerde kaldı. Bakalım Back to the Future filminde neler öngörülmüştü, anımsamaya çalışalım. İlk olarak Dr. Brown'un "Yol mu? Gideceğimiz yerde yola ihtiyaç yok." sözleri hala hafızalarımızdan silinmemiş. Bu sahneyi hatırladınız mı? Filmdeki bu detay henüz gerçekleşmemiş. Sanırım bir süre daha kalabalıklaşan trafikle boğuşmaya devam edeceğiz. Michael J. Fox'un canlandırdığı karakterin filmde kullandığı uçan kaykayı bilmeyen yoktur. Şanslıyız ki bu uçan kaykay hayali günümüzde gerçekleşmiş durumda. Belki henüz filmde kullanılan kaykay kadar rahat ilerlemiyor. Ancak bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hatırlarsanız Back to the Future'de Dr. Brown zaman makinesini muz kabuğu, atık bira ve çöplükten topladığı Pepsi ile çalıştırıyordu. Belki atıklarda bu düzeyde bir enerji kullanımı henüz gerçekleşmedi. En azından bireysel kullanım henüz bu düzeyde değil. Ancak dünyanın birçok bölgesinde çöpten enerji elde etmek ekonomik açıdan oldukça mantıklı görünüyor. Filmdeki yakıt pompası konuşuyor ve arabanın etrafında dolaşıp sistem kontrolü yapıyordu. Filmdeki yakıt pompası gibi konuşup arabanın etrafında dolanmasa da bugün benzin deposunu açıp el değmeden benzin dolduran teknolojiler mevcut. Filmde Dr. Brown zaman zaman gözüne tuttuğu bir cihazla insanları sokakta yürürken tanıyor ve onlar hakkında bilgiler gösteriyordu. Artırılmış gerçeklik olarak da adlandırılan bu cihaz, akıllı telefon ve dürbün karışımı bir işlev görüyordu. Bugün akıllı bir telefon, yüz tanıma sistemiyle insanları tanıyabiliyor. Bir yere tutulduğunda çevre ve içindeki görüntülere ait çeşitli bilgiler gösterilebiliyor. Marty Hill Valley'nin sokaklarını gezerken sinemada Jaws filminin vizyonda olduğunu görüyordu. Sinema salonlarından çıkan holografik bir köpek balığı büyüyerek Marty'ye yaklaşıyor ve onu ağzına atmaya çalışıyordu. Günümüzde üç boyutlu filmler epeyce ilgi görüyor. Ancak sokaklardaki film tanıtımlarında holografik ikonlardan maalesef henüz yararlanamıyor. Filmde Martin'in annesi çıkardığı küçük bir paketi Black & Decker markalı hidratör cihazına yerleştiriyor. Ve birkaç saniye içinde ise kocaman bir pizza ortaya çıkıyordu. Yemeğe su katarak onu büyüten ve doyurucu hale getiren teknoloji ne yazık ki henüz hayatımıza giremedi. Her üç filmin de yönetmeni olan Robert Zemeckis, kendisi ölmeden yeni bir seri çekilmeyeceğini söylemesine rağmen bugünlerde yeni bir Back to the Future çekilebilir mi bilemiyoruz. Merakla bekliyoruz. Back to the Future
deli dolu bir bilim adamı ve genç bir adamın sıra dışı macerası eşliğinde zamanda yolculuk temasına değinir. Bu yolculuklar sırasında meydana gelen hatalar gelecekteki yaşamları etkileyebilecek boyuttadır. 1985 yılında çekilen Back to the Future ve ardından çekilen iki film daha zamanda yapılan bu sıra dışı yolculuğu anlatır. 1985'ten geçmişe yani 1955 ve oralardan da 2015'e kadar olan bir zaman dilimini kapsar. Evet bu filmi hatırladınız mı? Bence herkes hatırlamıştır. Ancak bu üçlemeyi yeniden izlemek eğlenceli bir seçenek olabilir. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın, iyi bir filmle kalın.